Herkese merhabalar, Safi Lezzetler kanalıma hoş geldiniz. Oldukça lezzetli ve usta elinden çıkmışçasına harika bir irmik helvası tarifim var. Tarifi ben büyük bir aşçıdan aldım. Büyük büyük ölçülerde yaptı kendisi. Fakat ben miktarları ayarlayarak şimdi size tarifi hemen paylaşıyorum. 2 su bardağı toz şekeri tencereye alıyorum. Üzerine 2,5 su bardağı su ekliyorum. Şekerin tamamı eriyene kadar bir tel çırpıcı ile bu şekilde karıştırıyorum. Burayı atlamayalım. Şerbetlerde bu kısım önemli. Tamamen şeker eridiği zaman ocağın altını açıp ocağa koyuyorum. Şerbetim kaynayınca dakikayı 10 dakikaya kuruyorum saatimi. 10. dakika 10 dakika boyunca bu şekilde kaynıyor. 10. dakikanın sonunda şöyle bir dilim limon ilave ediyorum. Kapağını kapatıyorum tencerenin ve 5 dakika daha kaynatmaya devam ediyorum. Daha sonra şerbetimi soğumaya bırakıyorum. Ben biraz hızlı soğusun diye kabını değiştirip bu şekilde cam bir kabın içine alıyorum. Bu soğuduktan sonra helvamın yapımına geçeceğim. Şimdi bu irmiğimizi kavurmakla başlayalım. Tarifte sıvı yağ kullanmıyorum. Sadece tereyağı kullanıyorum. Ve irmik miktarını göz önünde bulundurursak çok da fazla bir tereyağı miktarı değil. Sadece 150 gram kadar tereyağı kullandım. Şöyle bir paket 500 gram irmiği tenceremin içine ekliyorum. Ve helvamı kavurmaya başlıyorum. Bu aşamayı birçok kişi, birçoğunuz biliyorsunuzdur tabii. Yavaş yavaş sabırla karıştırmak en önemlisi. Ocağın altının hep bir ayarda olması gerekiyor. Çok yükseltmememiz gerekiyor. Yükseltirsek irmiklerin bir kısmı yanabilir ve bütün helvanın içine kötü bir koku sinebilir, yanık kokusu. Bunu istemiyoruz. O yüzden sürekli karıştırarak orta ateşte kavurmaya devam ediyorum. Bütün bir kavurma kısmını tabii ki çekmedim. Şimdi birkaç püf noktası göstereceğim. İrmiklerin bu şekilde bir renk alınca toplamda şöyle 1,5 yemek kaşığı kadar şeker ekliyorum üzerine. Bu şeker onun renginin daha hızlı karamelize olmasını sağlayacak. Ve yerken de çok daha güzel olduğunu fark edeceksiniz. Çok güzel bir püf noktası. Bunu mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Helvamın son hali bu. Bakın ben bu kıvamdayken tamamen kavurmayı bıraktım. Çok güzel bir renge geldi. Benim için bu renk ve bu kıvam yeterlidir. Şimdi bunu kenara alıyorum. Birazdan tekrar ocağa alacağım. Şerbetinin birkaç püf noktası var, onları göstereceğim. Şerbetimin içine yarım su bardağı süt ekliyorum. Ve bir çay kaşığı toz vanilin ekliyorum. Bunları da çırpıp şerbetim tamamen soğumuştu, buzdolabındaydı yani. Bu şekilde bir kıvamda. Şimdi ocağın altını kısık ateşe açtım ve yavaş yavaş helvama şerbetini vereceğim. Karıştıra karıştıra azar azar şerbetimin tamamını helvaya yediriyorum. Önce bir miktarını ekledim. Şimdi kalan kısmını ekleyeceğim. Kalan şerbeti de ekliyorum. Bu şekilde 3-5 dakika kadar daha kısık ateşte kaynatıp tencerenin kapağını kapatıyorum. Bu şekilde demleyip servis yapabilirsiniz. Helvamız hazır. Şimdi üzerine ben fıstık kavuracağım. Tereyağı kullandığım helvamı, fıstığımı da sıvı yağla kavuruyorum. Kavrulan fıstığı şimdi helvamın içine ilave edeceğim. Dilerseniz servis aşamasında sunumda sadece üzerine de koyabilirsiniz. Fakat ben komple içine girsin istedim. Öyle çok daha farklı bir lezzet oluyor çünkü.
Helvamı ekliyorum ve karıştırıyorum her yerine fıstığımın gelmesi için. Bu şekilde helvam sunuma hazır. Ben sunumunu bugün şöyle büyük bir tepside yaptım. Bu da size fikir olması açısından videomun sonuna ekliyorum. Çok çok beğeneceğiniz bir tarif olduğunu umuyorum. Biz çok beğendik. Kıvamı gerçekten çok çok güzel oldu. Böyle tepsiye boşalttım ben. 1-2 saat sonra dilimleyerek servis yapabilirsiniz. Ben biraz acele ettim, beklemedim o kadar. Bekledikçe kıvamı oturacaktır ama yumuşaklığından bir şey kaybetmeyecektir. Helvamızın özelliği bu. Böyle sert bir helva değil de yumuşak bir helva yapayım diyorsanız bu tarif tam size göre. Mutlaka tarifi denemelisiniz. Dilerseniz ölçülerini düşürüp daha az miktarda da yapabilirsiniz. Ben tüm püf noktalarını ve malzeme listesini videonun altındaki kutucuğa ekleyeceğim. Oradan bakabilirsiniz. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Yepyeni tariflerde ve yepyeni videolarda buluşmak üzere. Hepiniz hoşça kalın. Allah'a emanet olun.